Ve muhteşem kampanya. HDR 10 ve Dolby Atmos teknolojileriyle benzersiz görüntü ve ses kalitesi sunan Android TV'ler Vestel Kıbrıs mağazalarında. Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Yine harika bir günden sizlere günaydın diyoruz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Gerçekten güzel bir güne uyandık. Birazdan nedenini söyleyeceğiz ama konuğumuza bir merhaba diyelim. Yakından tanıdığımız, çok sevdiğimiz Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut. Bülent abimiz bugün bizimle beraber. Hoş geldiniz Bülent abicim. Nasılsınız? Günaydın olsun size. Evet, çok çok teşekkürler. Günaydın. Yaz günü olsun. Diyerek başlayalım sözü ama serin bir gün olsun diyelim. Serin bir gün olsun değil serin mi? Serin bir gün olsun. Ne yapacağız bu sıcakları? Çok felaket. Ama her şeye rağmen biz güzellikleri yaşa ve yaşat diyerek ilerleyelim. İlerleyelim. Evet, gerçekten havalarımız çok çok sıcak sevgili izleyenlerimiz. Uzmanlarımız, doktorlarımız uyarıyor, görüyoruz bize sosyal medya hesaplarında. Özellikle kalp hastaları, şeker hastaları. Lütfen doktorların dediği saatlerde dışarı çıkın. Sokak hayvanlarımızı unutmayalım. Zaten biz hani vicdanlı olan insanlarız. Elimizden geldiğini yapacağız. Evet, bugün niye çok da güzel bir güne uyandık? Dün biliyorsunuz çok güzel bir maç izledik. Filenin Sultanlarını izledik. Tarih yazdılar. Gerçekten Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdılar. Türk kadınları 2023 Kadınlar Millet Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları oldu. Böyle 3 saatlik uykuyla şu anda yayındayız. Gerçekten heyecanla izledik. Nefeslerimizi tuttuk. Buradan da tebrik ediyoruz. Ve şampiyon meleklerimiz var biliyorsunuz, kaybettiğimiz asrın felaketinde. Eminim hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu önemli tarihi skorda şampiyon meleklerimizin ruhuna gitsin. Çok çok kıymetli çocuklarımızdı, nesildi. Şimdi Bülent hocamla zaten bir eğitimci, yıllardır gençlerle iç içe. Hep gençler hakkında konuşuyoruz. Aslında tabii konuşacağımız konu 36. Miss Kuzey Kıbrıs ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması ama tabana baktığımızda gençler, değil gençler, mi? Gençler tabii ki. Tabii ki durumlarında gençler, yaş sınırları içerisinde gerçekleşen yarışmalarında gençler, kısacası yarınlarımız gençler. Bu olguda bu yıla 6 Şubat'ta asrın acısı olarak felaketlenen, Türkiye'de gerçekleşen ve asrın acısı olarak da kalacak olan büyük deprem felaketi ardından onun içerisinde bizim binlerce canımızın yanında da bizim çocuklarımızdan oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından da canlar. Çok kıymetli. O canlarda da şampiyon melekler. Ya. Dolayısıyla 6 Şubat'tan itibaren bu 2023'te sanki dünyayı, gündemimizi, her bir manevi duruşumuzu bu çocuklarımızla yaşanan asrın acısına ve ömür boyu da yaşatılacak acılarının unutulmaması gereken duruşlarına atfediyoruz. Unutursak yüzümüz zaten kurusun, yani aklımızda ve kalbimizde olacaklar. Siz zaten çok fazla ince düşünen de bir kişisiniz. Yani hep böyle noktalarda göstereyim hemen. Varsınız Günkut Ajansı olarak. Yine asrın felaketine değindiniz. Aynen. Bizim yanımızda 25 yıldır Kanser Hastalarına Yardım Derneği gibi kanseri, kanser hastalığını güzelliklerle buluşturan bir duruş vardı çeyrek asırlık. Ama bu yıl o kadar farkındalık yılı oldu ki biz 6 Şubat'tan sonra gerek biz Günkut Ajans prodüksiyonu gerekse Kanser Hastalarına Yardım Derneği bütün idaresiyle Raziye Koca İsmail Hanımefendi ile bu yılın bütün giriş davetiyelerini bu derneğe kalması için. Ki dernek de çok önemli çalışmalar yapıyor, projeler yapacak gençler için, çocuklar için. Sıkı çalışıyor dernek. Bize dernekten zaten kişileri konuk almak istiyoruz, konuşmak istiyoruz.
çok doğru bir noktadasınız. Yine bir eğitimci ve bir bu ülkenin Bülent abisi olarak gerçekten. Evet. O bize düşen yakışana diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü 6 Şubat'tan 2023'ten sonra çok şeyler değişti. Çok dengeler değişti. Bir de şimdi bu iklim krizi yaşanıyor. Çok sıcak. Belki gençleri güzelliklere yönlendirmek, belki gençleri bu farklı ekonomik sıkıntılardan dolayı da böylesi arenalara dikkatlerini çekmek, farkındalık adına oldukça uğraş istiyor ama yine de biz yılmadan 40 yılın yarışması olarak atlanan bu yolculuğa devam ediyoruz. 40 yılın yarışması, 60 yılın beletesi ve Ayrak Radyo Televizyon Kurumumuz buluşuyor. Her zaman olduğu gibi, evet, iletişim kesinlikle sponsor olarak yanınızda izleyin. Biraz da bundan bahsedelim zaten mi? Zaten tabii ki onu düşündüm. Güzellikler ve adada yaşayıp yaşatılacak güzelliklerimizin tescilli ilk yarışması Miss Kuzey Kıbrıs. 1984 yazında da şöyle artık 40 yıla giden bu yolculuğunda Berete tek kanal, tek duruş, hep özümüzdü, hep yanımızdaydı. O dönemin rahmet ve saygıyla anacağımız, yaşayanlara da saygılar ileteceğimiz bütün dünde kalan Berete müdürleriyle hep Miss Kuzey Kıbrıs'ın yanında oldular. Hep 20 Temmuz sabahına, tabii, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin Özgürlük ve Barış Bayramı olarak adlanan 20 Temmuz sabahlarına bir kraliçeyle uyandı Kuzey Kıbrıs. O gün bugündür bütün yolculuğumuzda da Berete'miz hep yanımızda. Şimdi de bu yıl 60. yıl. 60. Çok daha anlamlı, türlü türlü etkinliklerle devam ediyor. Hep izliyoruz, görüyoruz. Bütün katılmaya çalışıyoruz birçoğuna da. Dolayısıyla bütün bu güzellikleri yaşatan ve yaratan tüm Berete çalışanlarına saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum. Ve tabii ki dönem müdürü Meryem Hanım'a da çok çok saygılar buradan. Evet. Yaz gününden. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de zaten aslında bir aracıyız. Biz Kıbrıs Türk'ünün sesiyiz. Kulağıyız, gözüyüz, dünyaya açılan yüzüyüz. Tabii ki de buluşacağız, yollarımız kesecek. Çünkü hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Evet. Bu ülke insanı için ve bu ülke insanını en güzel yerlerde temsil edebilmek adına varız. İnşallah var olmaya da devam edeceğiz. Kesinlikle. Şimdi VTR'miz var. Onu izleyelim isterseniz. Hemen ardından buradayız sevgili izleyenlerimiz. Çeyrek asırlık yarışmanın ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz. Güzellikleri yaşa ve yaşat. Evet, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü son başvuru tarihi ve ön eleme. Ama diyorsunuz ki anlamlı ve amaçlı derken. Derken öyle başladı, öyle de gidiyor. Burada amaç 35 yıllık bir süre, 87 yılıyla ilk dünyaya açılışımız güzellikler adına. 2023'teyiz. Şu anda o yıllardan bu yıllara 35. baharlarında gençlerimiz. 35 yılda dünya platformlarında uluslararası adı olan bir yarışmada tam 90 farklı bay veya bayan dünya yarışmasında Kuzey Kıbrıs bandıyla yer alan bir öykü. Evet. Amaç hala daha ısrarla ve bitmeyecek umudumuzla bir gün mutlaka tanınma ve tanıtma. Evet. Dolayısıyla anlamı tescilli bir güzel olmak ve amacı da dünyaya Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ve yaşatılan güzelliklerin bir bedendeki adımlardaki yaşanan o kampta temsilidir. Hı hı. Bunu da gayet iyi başaran gençlerimizle biz Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs da yanında son çeyrek asırdır devam ediyor.
Burada büyük vaatler yok. Ha. Miss Kuzey Kıbrıs olmak, dizilere yıldız olmak, moda defilelerinde, podyumlarda veya kaslarda veya reklam sektöründe çalışmaya artist, model hazırlama yarışması değildir. Hey. Miss Kuzey Kıbrıs amaçlı ve anlamlı bir güzellik olarak 18-24 yaş arasında ömür boyu taşıyacağı bu ünvan olan Miss Kuzey Kıbrıs veya Bay Kuzey Kıbrıs ünvanını taşıyabilecek nitelikteki ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan gençlerin podyumudur, evet, arenasıdır, güzellikler merkezidir diyorum. Burada da temsil etmektir. Ama gerçekten dediğiniz gibi hani ülkeyi de temsil etmek ya da işte tanınmasına yardımcı olmak için de hep bu tarz projeler, çalışmalar ve gençler önemli. Ki nitekim dün gece şahit olduk. Birebir tüm dünyaya yani spor dalında bahsediyorum. Sanat, bu tarz yarışmalar, güzellik yarışmaları. Evet. Çünkü burada aslında ülkeleri temsil ediyorlar. Ülkelerin gençlerini temsil ediyorlar ve genelde dikkat ediyorum yarışmalarda hep böyle kültürel etkinlikler de yapıyorsunuz, değiniyorsunuz ya da kostümlerde, kıyafetlerde, çok içeriklerde değil mi? Hani ki, ülkelerin geçişidir. Dediğimiz gibi filelerin sultanlarındaki gururu yaşadık. Aynı akşamda Polonya'da Miss Supranational yarışmasında 50'yi aşkın ülkenin aralarında Türkiye'nin de olduğu Miss Supranational yarışması vardı. Onu da biz izledik. Siz onu takip edin. Ondan uykusuzluk var. Evet, orada da saat farkı. Dünya ülkelerinin temsilcileri orada mükemmel geçişlerinde ve ülke kostümleri, tasarımları, yaşadıkları kampta her şey tabii bir güzel yaşandı ama bu güzellikler nasıl yaşanır? Bu prodüksiyonlar nasıl olur veya güzellikler arenasındaki böylesi yarışmalara bakan gözlerin nasıl eğitilmesi gerektiği de ayrı bir yolculuğun adıdır. Evet, o başka da bir boyut değil mi? Şimdi demin biz Miss Kuzey Kıbrıs'ı izledik. Bir tanıtımımız daha var. Bir de onu izleyelim isterseniz. Tabii ki. Bay Kuzey Kıbrıs 2023, 25. gurur yılında çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2023 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar, başvurularınızı Yunkut Ajans'tan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2023. Kim bilir, belki de sizsiniz. Evet, Bay Kuzey Kıbrıs 2023'te yine 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü Girne'de olacak. Ama bu saat 15'te olacak. Miss Kuzey Kıbrıs'ın saati 11'de. Sabah 11'de olacak. Farklı projeler, farklı saatlerde. Ama amaç aynı. Adada güzellikleri yaşa ve yaşat. Evet, yine 99-2005 doğumlu, 18-24 yaş aralığında. Evet, yani hem genç olmanın hem reşit olmanın, saygın olmanın yaşı olan 18 ki onlar da her yıl geleneksel olarak bu yılın kep atarak Haziran ayında kolejlerine, liselerine elveda, merhaba üniversite diyen gençlerle üniversitedeki gençlerin yarışması oluyor. Eğitim şart, dolayısıyla onun da altını çiziyoruz. En az lise mezunu veya yukarısı gençler olması gerekiyor. Baylarda 1.80 boy kuralı var. 1.80. Kızlarda yok çünkü dünyada da değişti artık format kızlarda. Yani güzel olmak, görüntü, bütün o muhteşem duruşuyla, zarafetiyle, kamptaki güzelliğiyle ülkesini temsil edecek. Her boyun, her fiziği. Hayır, bayanlar, kadınlarda şey yok mu? Boy sınırı yok. Hayır. Aa, süper. Yok. Çünkü dediğim gibi biz model aramıyoruz. Ne cevherler boy sınırı yüzünden belki de katılamadı tabii, değil mi? Tabii yok. Öyle İyi bir oldu. Şey yok. Ülkeyi, adayı tanıtacak güzellikteki gençlere ihtiyacımız var. Bu finalde finalist olmak için. Yani buradaki en önemli kriter kendini, özgüvenini, kıyafet taşıması, oturuş, kalkışı, böyle yemek yerken de dikkat ediyor musun? Kampta örneğin nasıl yemek yiyorlar? Tabii ki.
Eyvah geliyor. Odalarından girişinden çıkışlarından lobiye attıkları ilk adımdan sonraki izinlerine dair tümü hep kontrol altında 3 gün boyunca. Belki onlar fark etmiyor ama bir göz onları izliyor. Tabii ki. Tabii ki. Hep. Uzaktan. Yıllardır. Çünkü tamamen intiba. Evet. O enerji. Nereden çıktı bu kız, bu erkek dememek için finalden sonra 31 Ağustos gecesi. Evet, evet. Görkemli final var. Taçlanacak. Miss Kuzey Kıbrıs var ama ondan sonrası yine inşallah bu stüdyolarda son güzellik kraliçemizi ve derecelerini beretemize getirdiğimizde de inşallah yine onlarla güzel sohbetinizde göreceksiniz. Inşallah. Göreceğiz. Şimdi adaylar gelecek. Bu da en heyecanlı aşama. Burada heyecanlanıyorsun çünkü gerçekten 40 yıldır bu iştesin. Artık yani duayen oldun. Hani hala da o heyecan var mı o gençleri gördüğünde? Tabii kimler ki katılacak, kimler katılmayacak? Hani tabii ki çünkü ne hissediyorsun? Özgüvenle alakalı. Yani mutlaka herkes güzel, herkes mutlaka yakışıklı. Ama Miss Kuzey Kıbrıs olabilmek için o kamptaki o 12-13 gençten biri olmak, finale evet kalmak apayrı bir şey. O finalistler arasında yaşanacak bu güzel yolculuk, ziyaretler, işte çözüm ortaklarımızı ziyaretler, bize ilgi gösteren kamuoyunda halkımıza onları takdim etmek. Çünkü 6 ilçe evet Kuzey Kıbrıs'ta. Evet. Şimdi 6 ilçe tek yürek olmaları gereken bir yarışma bu. Çünkü 40 yılın efsane yarışması. Hatta 40 yıl öncenin artık 1984'teki ilk yarışmayı bile baz alırsak o dereceler anneanne babaanne oldular. Evet, 84. Ne güzel. Biz 20 Temmuz 84 sabahına bir kraliçe iki nedimesiyle resmi geçitte halkını selamlayarak geçen üç güzellik misyonunu ve yaşayan ve yaşatılacak bir olgu olan da Miss Kuzey Kıbrıs bantlarıyla geçiş tarihi bir seremonimiz var. Evet. Yıllardır. Evet. Bu yüzden Miss Kuzey Kıbrıs artık dudak bükerek farklı müstehzi bakışlarla bakarak gidecek bir yarışma değildir. Biz onu çoktan aştık. Hı hı. Burada bir Bülent Günkut olarak bu ekolde henüz daha 30'lu yaşlarımda olarak başladığım bir yolda 70'e bir kalan yaşta bir duruş adamıyım. Bir de Kıbrıs sevdalısıyım. Evet, işte o başka bir şey. O sevda, o sevgi gerçekten o işte belki de sürdürülebilirliği yapan en büyük etken bu. Hani çünkü kimi zaman olmuştur senin de Bülent abi. Bu sene artık yeter. Çok kırıldığın dönemler de olmuştur. Tabii ki kızdığın 40 yıl, olmaz 40 yıl boyunca tabii ki de en yükseklere çıktığın zamanlar da olmuştur. Ama kimi zaman da daha böyle değil mi? Hani düştüğün dönemler de olmuştur psikolojik olarak da. Hani ama orada seni ayağa kaldıran nokta neydi? Nokta öncelikle çok inanmış ve yürekli bir ailem. Çok güzel. Yanımda 40-42 yıldır eşim var. Oğlum, Allah'ın oğullarım. Sevgili Mehmet. Evet, başta büyük oğlum, küçük oğlum. Hı-hı. Bir de çok inanmış bir Günkut ekolü dediğimiz artık bu 40 yılda Hı-hı. bir kitlesi oldu. Tabii. Yani Kıbrıslı o güzel deyimle yürü de korkma. Yürü de korkma dedikleri gibi. Çünkü yıl oldu 87'lerdi diye düşünüyorum. Hı-hı. Bu adada çiçek, böcek, dağ, deniz isimlerinden toplanan 8 ajans olduk. Model ajansı olacaklar. Sanki adada maşallah moda sektörü taştı, döküldü, giyim sektörü, mankenlikler, olgular. 8-9 ajans olduk. Biz soyadımızla ilk olmanın da gururuyla Günkut Ajans olarak duruyoruz. Soyadımı da verdiğime göre eşimin, iki oğlumun taşıdığı Yılma, korkma, usanma diyen eşimle bu yola devam ettik. Şükür
bir devlet öğretmeni olarak da tabii. eğitmen yanımla emekli oldum. Çok et, aslında bu çok, çok artısı var senin için. Çok var öğretmenlik. Çok var. Dünyadaki en kutsal mesleklerden birisi. Seviyorsan bir de sevmekle başlayan bir yolculuk. Böylesi yolculuklar. Bir de ikizler burcuyum. Bütün bunları güzel taçlandıran bir de 70'e bir kalan yaşım var. O 70'e bir kalan yaşında bunun artık gerçekten en böyle güzel kısmı tecrübe desen. Evet. Değil mi yani artık en top. Evet çok güzel çünkü yaz günündeyiz. Gencecik ekranın yüzü muhteşem güzel Ceren Aksu'yla evet. konuşuyorum. Hep söylersin. Canla başla koşup yanımızda olan yönetmenimiz Bade ile. Ben düşünüyorum bu çocuklar benim bu yıllarımın bu 43 yılın içinde daha 43'lere varmamışlar. Ne güzel bir duygudur. Evet. Yine bir paylaşmak, evet. kameradaki genci, efendim girişteki resepsiyonda oturan evet. liseden öğrencim kızımıza kadar. Bu işte sevmekle başlar. Yoksa unutsaydım, yan gözle baksaydım, kimdir yok. düşünmeseydim. Herkese tek tek hiç böyle gerçekten. Bu evet. birikim. Bu çok evet bak aslında bu da işin başka boyutu. Bu çok önemli şey. Herkese tek tek iletişim kurmak. Hatta aklında kalıyorsa isimleriyle değil mi? Hep bunlar da çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Örneğin değer vermek. Tabii ki Berete Kurum'a ta kapıdan girişteki bugün ta kapıdaki gündüz bekçisini güvenliğe bir baktım. Bu oğlanı tanımıyorum. Kimdir acaba? Yeni ya. Mi geldi gibi. Şimdi ben uygunsa bu sıcak Temmuz günü çıkış gel kimdin canım seni tanıyamadım veya çok değiştin diye soracağım. Ha şimdi çıkışta soracaksın bizi izliyorsa hazır olsun. Evet. Ama senden şunu duymak istiyorum yani şimdi herkes tabii ki de kendine saygı duyulmasını ister. Evet. İnsanoğlu. Ama saygı duyulması için de işte böyle saygı göstermek mi gerekiyor değil mi? Yoksa durup dururken neden bir insan bir insana saygı duysun? Aynen. Aynen. Yani ayna. Ayna. Örneği desek nasıl bakarsan kesinlikle o ve o aynada da gerçekten belki de Günkut'un aynası, portfolyosu çok farklıdır. Evet. Başarının sırrı da belki de budur. Evet. Tabii ki ben Üç Başak'la 43 yıldır beraber yaşıyorum. İki oğlum eşimle bir ikizler olarak çok farklıyız. Özler amaçlar bir olsa da o kadar farklı ki Başaklarla bir ikizlerin yaşamı. Belki inanmaz herkes işte mizaçlar adı konamaz der ama hayır değil vardır. Doğum anında bir etkileşimde o yaşadığın burcun sen istesen istemesen etkileriyle sürüyorsun bu ömür denen güzel serüveni. Onun bir enerjisi var tabii diyorsun. Nasıl? Var. Ama şunu anlamadım. Yani zıtlaşmalarınız mı oluyor orada? Ona... Tabii ki. Tabii ki. Ne gibi birisi mesela? Oturun kalalım öteki yak kalk gidelim. Kalk gidelim otur kalalımın bile mantık ve iradede buluşulan bir birliktelik yolculuğu olur. Dolayısıyla burada da burçlarla alakalı izleyicilerimiz varsa yaz gününde başaklarla ikizler çok dikkat etsinler. Mantık olmalı ve mantıkla beraber yürümeli diye. Ha yok hocam. İkizlersin çok güzel. Kim olurdu? Değişken İkizler. Oluyor ama ikizlerde sanki tabii biraz. Ki. Bir günü bir günün i̇şte, saatini saniye saniye tutmayabilir belki. De. İşte değişken olduğu için sevgili Ceren ikizlerin hayat üçgeninde terazi ve kovalar var. Ha. İkizler burçlarına duyurulur. En iyi anlaştıkları evet, mı? Muhteşem üçlü terazi kova ve ikizlerdir. Bizim yönetmenimiz de ikizler. O, zaman, o yüzden mi anlaşıyorsunuz? Olsun, bir soralım hayat arkadaşına veya yakın çevresine terazi ve kovalardan korkmasın. Korkmasın tabii. Peki hiç anlaşamadığın burç hangisi? Hiç anlaşamayıp mantıklı yürüttüğü burç Başak. Başak. Ha. Ama bu da seni besliyor anladığım kadarıyla. Tabii hani ki, değil mi? Tabii ki bizi hepimizi. Besliyor bu tabii, da böyle iyi çünkü geliyor. Çünkü mantık ve irade burcu olan oğlaklar hayatta hep birleştiren burç olarak hep durur 12 burcun arasında. Yani oğlak olmak onun ayrıcalığıyla. Böyle gider. Böyle gider. Evet. Şimdi yine yarışmaya dönersek yine her zaman zaten olduğu gibi hiç değişmiyor. Bir eğitim bursu veriyorsunuz. Kesinlikle. Hem de kat 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 artarak. Açılarak ilk üçlere idik. Bu yıl beşlere. Beşe. Yani bu yıl şöyle
amaçlı ve anlamlı yürekli çözüm ortaklarımızla bize ilk beşlere verdiler. O kadar ki eğer bu beş finalist beş derece bu üniversitemizi seçmeyecekse gerideki finalistlerden seçmek isteyen faydalanacak. Oo, çok güzel. Tamamen eğitim bursları değerlendirilecek. Dolayısıyla. Yine kapı açıyorsun. Çok tabii güzel. Tabii ki. Yine kapı. Sonra ilk üçlere 1-2-3, 1-2-3'e günümüzün geçer güzel duruşlarında tatlı güzel bir cep harçlığı evet, evet, miktarında ilk da çok güzel harçlıkları olacak. Vakit ödülleri var. Sayısız kostüm, neredeyse tüm giyecekleri armağan gibi koleksiyon sahnede. Çok özel hazırlanan butik ve modacılarla ve de diğer güzellik kuaför salonlarıyla. Çünkü kalitenin tabii artık 40 yılın yarışması. Saçı, başı, dansı, adımı, ayakkabısı, her şey özel olarak hazırlanmakta. Yeni seçildi ayakkabı firmasında da hazırlanıp gelecek. İzmir'den geliyor. İzmir'den geliyor. Tabii ayakkabının merkezinden çağdaş podyum ayakkabıları. Çok güzellikler hazırlıyoruz. Çok özel bir Kıbrıs koleksiyonu hazırlanıyor. Bu arada Akademi Sanat Derneği'ne çok güzel halk bilimci araştırma derneklerimizden Anka adlı bir koleksiyon hazırlanıyor. Yeniden doğuş. Kıbrıs'ın kumaşlarıyla yedirmeler, çarşaflar ve bütün dokumalarının vücutlarda, bedenlerde hayat bulmuş adımları olacak. Çok başarılı dernekte yani gerçekten. Evet, şimdi Anka yoğun yoğun hazırlanıyor bütün nakışıyla, dikişiyle adanın. Heyecan doluyum. Ama tabii en büyük heyecan bu güzelliklere destek verecek olan aileler. 18-24 yaşındaki gençlerimizi yüreklendirecek Kıbrıs sevdalısı bireyler. Hı hı. Nasıl ki 84'te 27-28 ön elemesiz bir finalde o ilk güzeli alabilmişsek, şimdi de bütün ön elemeleriyle çok değerli 12-13 finalistimizle bu yılı yaşatmak istiyoruz. Tabii 84'te ön elemesiz direkt yarışma yapılıyordu. Bugün gibi hatırlarım. Evet. Hep saygın kadın kuruluşlarımızla da ortak, onların da yüreklendirmesiyle. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Varlık Kulübü, Yardımsevenler Vakfı gibi. Ne güzel, beni açtırdın tarih gibi anlatıyorum sana Ceren. 27-28 genç kızımız vardı o gece, böyle sabahın 2.30-3'ü olmuştu. Bülent Günkut gencecik, şöyle yani 60 kilolarda vardım ya yoktum. Şimdi 100 pluslar değil. Anılar, tarihler, güzellikler. Keşke kaleme alma şansım olsa. Ne keşke diye bir şey sevmiyorsun sen de. Almayı düşünmüyor musun yani peki? Yani yazılıyor. Ha, yazılıyor. Yazılıyor. Şimdi 70-80 sayfası editörde derlemeye gitti. Editörüm iyi saatte olsun, ilk gelen dönüşü, yani bu bir zaman kütüphaneleri çok arşivler dağıtacak bir olay ama içine sanki birazcık da inanılmaz bu duygu dolu yüreğini de sanki ben kendi kalemimden de aktarayım mı dedi editör. Şimdi öyle bir çalışma devam ediyor. Oo, çok güzel. Öyle. Ama tabii ki de arşivlerde olması gereken. İnşallah. İnşallah. Bir yolculuk bu yolculuk. İnşallah. Çünkü yazmıştım pandemide özellikle oturup yazmaya başlamıştım 21 yazından itibaren. Dolayısıyla inşallah yazacağız. İnşallah yazacaksın. Bunlar da arşivlerde, kütüphanelerde kalsın. Şimdi anladığım kadarıyla A'dan Z'ye yine her şeyi düşün. Ayakkabılar dahi özel tasarlanıyor. O zaman sen şunu da diyorsun. Kalite asla tesadüf değildir. Başarı asla tesadüf değildir. Kesinlikle. Çalışma, azim, vizyon. Değil mi? Vizyon da çok önemli. Çünkü haliyle 40 yılın sonunda veya 40 yılın bu yılki 43. yıl duruşunda da artık ilkler asla unutulmaz sözüyle, onun beraberindeki esprili getirisi olan da taklitler de asıllarını yaşatır diye. Ben o yüzden bir asıl olduğum için her zaman da
takip edilen tabii ki çok olduğum güzel için şey ama. Daha ölçülü, daha davranışlı ve muhteşemlik babında, yani 31 Ağustos final olmasına rağmen aylardır başlayan ve yüzlerce kalemden tabii oluşan bu prodüksiyonun 1 Eylül sabahı inşallah çok güzel bir şekilde taçlanmış, derecelenmiş ve ya büyük yarışma 31 Ağustos'ta, 14 Ağustos'ta da ön elemeler var. Aradaki bütün günlerinde de bu çocukların farklı farklı günlerdeki 31'indeki finale doğru ki hazırlıkları, ziyaretleri, işte kostüm provaları gibi. Jüri belli mi? O açıklanmaz tabii. Ya biliyorum, belli mi? Bir tabii. Belli. Çünkü seçici kurulda halkın, kamuoyunun işte veya o kampın sesi olacağı için. Fakat burada bu heyecanı yaşayanlar bilir. 40 yıldır bu kampın son akşamlarında kendim ve ben diye bir gecemiz olur. Hı hı. O gece bu 26-13'tense 26 finalist veya 24 finalist kendi köşesinde kendi hesaplaşmasıyla yaşadığı bu periyodun, benim bu kamptaki dostluk güzelim bu, ilk üçüm bu diye sadece kendi ve ben aramdaki yazılı bir kompozisyon belgeleri var. Soru cevap. Muhteşem sonuç çıkarıyor. Evet. Ne öğretmişim, ne eğitmişim, ne verebilmişimin bir gece önce çözülen o ruhlarında çıkıyor. Çünkü o ilgili otelin geniş bir salonunda, hı hı, her biri bir köşede kalem kağıtları ve kendileri kapatıyor, bana getiriyor. Ben odamda sessiz kaldığımda açıyorum. Ertesi gecenin ilk üçü karşımda. Gerçekten İnanılmaz mi? Ceren. Bu kadar ki o dolulukta beni, büyük jüriden ne çıkacağını hiç bilmeden. Bilmiyorsun tabii ki. Çocuklar dediğim finalistler bile kendilerinin ilk üçlerini kendi totolarında oynuyor. Oo. Çok açık, duygusal bakmayan, güzel, herkes birinci olmak evet, için girdiği ki için kendi derecelendirmesini gönül rahatlığıyla, kendi dostluğunu hep veriyor. Kendi gözünde bu kamp, kendi gözünde nereye? Miss Kuzey Kıbrıs nereye? Veya Bülent Günkut kimdir? Kimdir? Gibi. Ben dolayısıyla 40 yıldır her son gecelerde aidiyetli, vefalı, en az her yıl 20-24 çocuk alıyorum. Ve kültüre de çok önem veriyorsun tabii sen. Ve kültürlü de olsun tabii değil ki mi? En önemli kriter bu zaten. Tabii ki. Takip etsin ülkesini, gündemi, dünyayı. Tek bir noktada sabit kalmasın gençler. Örneğin Miss Kuzey Kıbrıs dünyadaki, hı hı, ilk uluslararası en büyük derecemizi getiren Fatoş Anıl, evet, Öder. Evet. Bayan 1988, hı hı, bugün 35 yıldır boyunca iki yakışıklı oğul büyüttü. Hı, çok ünlü sporcular, çok güzel ailesi ve Fatoş Anıl Öder sanki 1988 Lefkoşa Türk Kız Lisesi'ndeki o lisedeki taçlanan kraliçe, Asya Pasifik'in dördüncü güzeli gibi hep yanımızda. Ya, bütün asaletiyle tabii ki diğer güzellerim de. Ama işte bütün bunları yaşayıp yaşatabilmek önemli. Önemli. Vefa da çok önemli değil çok mi? Çok önemli. Çünkü biz Kuzey Kıbrıs olmak, hı hı, taçlanan güzelliğini ömür boyu evladiyelik taşımak için. O kampı bile. Evet, ben de Miss Kuzey Kıbrıs 87'de o kampta bir güzeldim diyen, şimdi sizinle konuşurken bile kaç tane anne geldi ya aklıma şimdilerde. Genç bankacılar falan bu 40'lı 50'li yaşlarında, ama hala daha onların Bülent abileriyim. Tabii ki değişmez. Bu değişmez. Evet. Yani hani o zamanlar yine yaşlar yakın dahi olsa bu değişmez. Tabii. İsterse kaç yıl olursa olsun. Yani varlığın dahi o ailelere aslında güç veriyor. Çünkü yani evet, aileler de sonuçta sana emanet ediyor çocuklarını. Belki de kariyer yolculuklarında bir başlangıç noktası.
Bu da önemli bir şey. Oldu bu 40 yılın içerisinde. Hı-hı. 40 yıl önce annesinin taçlandığı Miss Kuzey Kıbrıs'ta yıllar sonra kızının tacı, iki kraliçenin taçlanması, iki kuzenin yer alması gibi o kadar farkındalık hikayeler var ki. Annenin gözyaşlarında yıllar sonra kızının kraliçe olması ve veya kız kardeşlerin farklı yıllarda derecelerle yükselmesi. Çünkü Miss Kuzey Kıbrıs olmak veya bayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti taşımak ayrı bir tutkudur. Hı hı. Ayrı bir gururdur. Onu aileler, baylar, bayanlar her iki kategoride de evlatlarına yaşatıyor. Evet. Şimdi biz seni zaten yine alacağız. Yarışmanın olduğu zaman 31 Ağustos gecesi belirlenecek. Ertesi gün ya da bir sonraki gün senin de böyle biraz dinlendiğin, uygun olduğun bir zaman da gelirsin. Böyle güzellerle, yakışıklarla gelirsin. Yine yıllardır zaten ilk bize geliyorsun bizim programımıza. Tabii ki. Hele bu yıl Berete zaten 60. yıl etkinliklerine evet, aldı bizi. Aldı. Sağ olsun Meryem müdürüm. Beni izliyorsa da. Hı-hı. Günkut onu çok seviyor. Dolayısıyla Meryem müdürüm de benim bu kurumdaki ilk adımlarım ve 90'lı yılların başındaki giriş çıkışlarımda sevgili müdürüm, o zamanlarda Türkiye'de yüksek öğrenimdeki gencecik, dünyalar tatlısı, gönyelili bir genç kızımızdı. Hı hı. Böyle bir hikaye. Evet. Hikaye çok yani. Yine bir başarı hikayesi. Evet. Evet. Yine konuk olarak alacağız seni. Ama yine vurgulayalım. İstersen sen vurgula. Şu anda bir ön eleme olacak. 14 Ağustos'ta gelir şampiyon meleklerimiz. Sen söyle Bülent abi. Senden duyalım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Önce yaz gününe seve seve hiç ya şimdiden sonra göreceğim sıcakların dışında sıcak olan karakterlerimiz olsun. Sımsıcak yüreklerimiz olsun. Her zaman sevgi dolu ve barış diye çarpacak olan insanları severek bu yola devam edelim. 14 Ağustos pazartesi sabah. Hı. Son eleme. Dolayısıyla aynı gün son başvuru sabahleyin 11'de kızlarımızın, hı hı, öğleden sonra 15'te aynı gün 14 evet, Ağustos pazartesi erkeklerimizin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan 2005 ve 1999 doğumlu olan gençlerimizi bekliyorum. En az lise veya dengi bir okul mezunu veya yukarısında bir eğitimde olacaklar. Erkeklerde boy kuralı var. Hı. Çünkü dünya platformları çok bakıyor boya baylarda. Dolayısıyla 1.80 muhteşem gençlerimiz var. Tabii zaten. Artık yeni nesil çok bakıyoruz uzun. Çocuklarımıza bir çarşıda, bir alışveriş merkezinde, hı, bir spor salonunda hepsi uzun. Bay Kuzey, hı, Kıbrıs gibi. Ama bu yıl 2005 ve 1999'luların yılı. En az lise mezunu olup 1.80 ve yukarısı bayları da bekliyoruz. Şansları bol olsun. Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile de baylar yarışmasında 25 yıldır beraberiz. Çok amaçlı ve anlamlı bir yolculuğumuzdu. Her yıl giriş davetiyeleri kanser hastalarına kalıyordu. Ama 2023 bir farkındalık yılı oldu ve olacak gelecek yıllar içinde 6 Şubat. Bu nedenle 6 Şubat'ta bütün derin devletçe üzüntümüzün yanında da biz şampiyon meleklerimiz, evet, ve onları yaşatma derneğine giriş davetiyelerinin de tümünün gelirin kalmasını istediğimiz için de el ele verdik Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile. Bu finale böyle hazırlanıyoruz 31 Ağustos gecesine. Kendine güvenen, çağdaş, özgüvenli, 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan gençler. Kim bilir belki de sizsiniz. Evet. Çok güzel anlattın. Bu arada izleyicilerimizden çok güzel mesaj gelmiş. Çok çok güzel yazmış. Biraz uzun bir mesaj okumak istiyorum aslında ama. Teşekkür ederim. Okuyabilirsiniz yayından sonra siz de. Bülent abimizle kahvemizi içiyoruz. İşte 40 yıl hatırı kalsın. Ve yine senin dediğin gibi yürüyebildiğin kadar yürü, sevebildiğin kadar sev. Yine bir sevgi var. Sevgili izleyicimizden sana gelmiş çok Bülent abicim. Ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Bunu mutlaka okumanı istiyorum İnşallah. Yayından sonra. İnşallah.
Evet, ayağına sağlık, yine geldin, sağ olun. Anlattın bize. Tekrarı var mı? Tabii ki de var, tekrarını koyarız. Bir güzel sorayım, ilk kez gelenler gibi ama bu tekrarlar da çok önemli. Çünkü beretemiz zaten çok önemli yayınlarıyla. Bütün izliyorum şimdi evde bu sıcak uzun yazda da. Tekrarların da çok izleyicisi oluyor. Tabii, çünkü tabii. Sahasında, konusunda oturup kendi vizyonunu aktaran şu yaz günü koltuğundaki değer bugün de bendim. Beni de bu konuda gördüğünüz için başımız üstünde yerim var. Ama sosyal medyada çok aktifiz biz. Artık biliyorsun çağımız sosyal medya çağı. Şu anda BRT Haber Facebook sayfasında canlı canlı yayınlandın. Çok ve güzel. Bu kalacak. Ve çok diğer güzel. Sosyal platformlarda da varız. Ama tabii tekrarlarımız da oluyor. Yani buradan da takip edebilirler. Seni sevenler, izleyenler. Sevenler sevmeyenlere söylenecek en güzel tümcem Günkut sizi seviyor. Ne kadar güzel, değil mi? Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Günkut abimiz bizimle beraberdi. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ama bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın ama lütfen sağlıkla kalın. Çeyrek asırlık yarışmanın ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz. Güzellikleri yaşa ve yaşat. Bay Kuzey Kıbrıs 2023, 25. gurur yılında çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2023 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar, başvurularınızı Günkut Ajans'tan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2023. Kim bilir, belki de sizsiniz. Vestel TV'lerde muhteşem kampanya. HDR10 ve Dolby Atmos teknolojileriyle benzersiz görüntü ve ses kalitesi sunan Android TV'ler Vestel Kıbrıs mağazalarında.